Merhaba, ben Tolunay Denen. Eğitimde teknoloji kavramı günümüz öğrencilerini yakalamak isteyen öğretmenler için artık kaçınılmaz bir hale geldi. Yaptığımız klasik sınavlar, sözlü sınavlar, öğrenciler için çok istenilen sınavlar değil. Bunu itiraf etmeliyiz. Hepimizin amacı gerek derslerimizi, gerek sınavlarımızı daha zengin, daha güzel hale getirmek, daha eğlenceli hale getirmek. Çünkü ancak böyle olduğunda öğrenciler için gerçek, unutulmaz, hatırası olan öğrenme ortamlarını yaratabiliriz. Teknolojinin gelişmesiyle çocuklara yönelik hikaye kitaplarının yazılması oldukça kolaylaştı. Eskiden çocuk kitaplarında hikayeler yazarken onlara ait görseller bulmak, ortamlar oluşturmak oldukça zordu. Şimdi StoryJumper sayesinde bu altyapı oluşturmak oldukça kolay. StoryJumper, dijital hikaye geliştirme araçlarından sadece bir tanesi. Ama ben bu bölümde en sevdiğim olanı StoryJumper'ı göstereceğim. Bir web sitesi üzerinden sizlere dijital hikayeler oluşturma imkanı veren bir platformdur. StoryJumper, kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunarak kurguladığınız hikayelerinizde kullanmak üzere sizlere masalsı ortamlar, karakterler, nesneler ve resimler sunmaktadır. Bu platform sayesinde StoryJumper üzerindeki görseller ile dijital hikayenizi istediğiniz gibi kurgulayıp okuyucunuza aktarabilirsiniz. StoryJumper ile kullanıcılar hem kendi hikayelerini yayınlıyorlar hem de diğer kullanıcıların hikayelerini okuyabiliyorlar. StoryJumper'ı diğer kitap oluşturma araçlarından ayıran en önemli özelliği istediğinizde sayfaları sesli olarak da oluşturabiliyor olmasıdır. Yani sizde hikayelerinize seslendirmeler eklemenize imkan sağlayan StoryJumper üzerinde sesli dijital hikayeler oluşturabilirsiniz. StoryJumper ile kullanıcılar hayal güçlerini kullanarak oluşturdukları dijital hikayelerini, kendi karakterlerini, kendi ortamlarını ve farklı sesleri koyabilirler. Oluşturulan dijital hikayeleri paylaşabiliyor ya da paylaşılmış bir hikayeyi okuyabiliyorsunuz. Eğer öğretmen iseniz StoryJumper üzerinde kendi sınıfınızı oluşturabiliyor ve öğrenciler ekleyebiliyorsunuz. Öğrencilerin yapmış oldukları hikayeleri takip edebiliyor, dilerseniz onların üzerine düzeltmeler yapabiliyorsunuz. Öğrencilerinize grup veya bireysel ödevler vererek onların hayal güçlerinin gelişimine destek olabiliyorsunuz. Etkileşimli ve çok başarılı bir değerlendirme aracı olan Kahoot uygulamasını tanıtmak istiyorum. Kahoot uygulaması bilgisayar, tablet ve mobil cihazlarda çalışabilen dersimizin değerlendirme aşamasını, yarışma havasına geçirmemizi sağlayan çok güzel bir uygulamadır. Kahoot uygulamasının tasarımı sayesinde öğrencilerin dikkatini çeken ve oyun havasına geçen, derse katılımını artıran çok yararlı bir uygulamadır. Kahoot ile bilgi yarışması, tartışma, anket ve karıştırma olmak üzere 4 farklı kategoride oyunlaştırılmış eğitimler hazırlayabiliyoruz. Yeni konuya geçerken eğlenceli bir giriş yapma ve ön bilgilerini kontrol etmede de kullanılabilir. Ayrıca teknolojinin derse girmesiyle öğrencilerimizin derse katılımı ve ilgisini de arttırmış oluruz. Kahoot aracı ile ünite veya ders sonunda anlattıklarımızı ve öğrencilerimizin anlayıp anlamadığını yarışma havasında anlayabiliriz. Kahoot ile anket ya da sınav uygulamalarınızı çoktan seçmeli yapabilirsiniz. Kahoot, sisteminize hazırladığınız soruyu akıllı tahtaya yansıttıktan sonra öğrencilere verdiğiniz şifre ile öğrencileriniz kendi cihazları ve sisteme bağlanıp üçgen, kare, çokgen veya daire seçeneklerinden birini seçer. Öğrencilerin soruları cevapladığı süre ve doğru oranına göre puan verir ve verdiği puanlara göre öğrencileri sıralayarak yarışmanın sonuçlarını belirtir.
dijital pano uygulamasıdır. Ekranınızda yer alan bir boş sayfa olarak düşünebilirsiniz. Video yükleyin, röportaj kaydedin, selfie çekin, kendi metin gönderinizi yazın veya bazı belgeleri yükleyin ve Padlet'in canlanmasını izleyin. Aynı Padlet üzerinde ortaklaşa çalışıldığından, diğerleri de kendi Padlet'larını ekledikten sonra sayfa gerçek zamanlı olarak güncellenir. Öğrencilerin yapacağı araştırma ödevlerinde, ödevlerinde topladıkları bilgileri bir arada sunmak için pano hazırlayabilirler. Biçimlendirici ve özetleyici anahtar kelimeler, videolar ve tıklanmalar bağlantılar içeren bir dijital poster oluşturabilirsiniz Padlet'la. Zihin haritalama, beyin fırtınası ve zaman çizelgeleri için Padlet'te kullanabilirsiniz. Bloklar kullanarak sanki bir puzzle parçasını birleştirir gibi çocuklara kodlamayı öğreten hem bir uygulama hem de Web 2 aracıdır. Bu aracımızın adı Scratch. Blok tabanlı kodlama aracı olan Scratch, MIT Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. Bu uygulama ile birçok donanım parçasını, klavye, hoparlör, fare gibi kontrol edebilme imkanı sunmaktadır. Bu donanım aygıtlarını kontrol ederek oyunlar, hikaye tarzı animasyonlar geliştirebilirsiniz. 21. yüzyıl beceriler arasında okuma yazma kadar önemli olan kodlama dünyanın birçok yerinde ilk sıralarda kendini yer bulmaktadır. Kodlamaya okul öncesinden başlanmalı ve geleceğin bireylerini yetiştirmek için çok çeşitli projeler geliştirebilir ve bu projeleri gerek araştırmalarımızla gerekse de tüm dünya ile paylaşabiliriz. Scratch özellikle 8 ile 16 yaş grubu için tasarlanmış olmakla birlikte her yaştan insan tarafından kullanılmaktadır. Milyonlarca kişi evde, okulda, kütüphanelerde ve sosyal merkezlerde Scratch projeleri oluşturmaktadır. Scratch ile çocukların algoritma mantığını, kodlamanın altyapısını, ayrıca yaratıcı becerilerini çok iyi bir düzeyde geliştirebilirsiniz. Bırakın geleceği, günümüzde bile herkes şunu anladı: devir, yazılım ve kodlama deviri. Bu nedenle 21. yüzyıla adapte olabilmek ve çağı yakalamak için ilkokul ve ortaokuldan yazılımları ve kodlamaları öğretmeliyiz. İşte burada bizim bu uygun ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir uygulamadır Scratch. Scratch'te hayal et, kodla ve paylaş mantığı mevcuttur. Çocuklar programlama öğrenirken yaratıcı düşünme, mantıksal akıl yürütme, problem çözme ve işbirliği becerilerini geliştiren önemli matematiksel ve bilgisayar kavramlarını öğrenirler. Sınıf yönetim uygulamasında yararlı bir teknoloji olan TeacherKit, öğretmenlere öğrencilerin katılımını kaydetmek, öğrenci davranışları not almak, notları kaydetmek, öğrenci düzeyinde rapor oluşturmak ve geleneksel olarak zaman ayıran diğer sıkıcı görevleri öğretmek için mükemmel bir konuma sahiptir. Ayrıca öğretmenler bütün bir sınıfa bir duyuru yapabilirler, gönderebilirler. Bir tarih değişikliği, randevu son tarihlerini veya sınıf bilgilerini güncelleyebilirler. TeacherKit, dünya çapında 1 milyondan fazla öğretmen kullanıcısı olan küresel bir Microsoft ve Strategic Education iş ortağıdır. Sınıf kurulduktan sonra sınıf veya öğrenci tarafından notları, davranışları ve daha fazlasını özetleyen raporlar oluşturabilirsiniz bu uygulama ile. Raporlar e-posta ile paylaşabilir veya PDF olarak da yazdırabilirsiniz. Öğretmenler için temel TeacherKit uygulamasının yanı sıra indirilebilen ebeveynler ve öğrenciler için ilişkili uygulamalar da var. TeacherKit katılımı notları, davranışları ve oturumunu izlemek için minimalist bir yoldur. İsteğe bağlı raporlar genel bir sınıf raporunu, öğrenci performansını, öğrenci ve sınıf notlarını, sınıftaki bir oturma grafiğini veya katılımını içerebilir. Ekranlar renkli, görsel ve metinseldir. Katılımdan davranış türlerine, ders kitaplarına ve uyarılara kadar birçok özelleştirilebilir bir özellik vardır bu uygulamada. Öğretmenler, öğrencilerine özel olarak sunular veya lavabo araları gibi uygulayan özel alanlar bile ekleyebilirler. TeacherKit katılımı
notları, davranışları ve oturumu izlemek için minimalist bir yoldur. Öğretimden saatlerce uzaklaşan, ancak yapılması gereken idari görevleri otomatikleştiren bir sınıf asistanı olarak kullanmayı planlayabilirsiniz. Başka, ezber raporları, oturma çizelgeleri, öğrenci ve sınıf ilerlemesinin görselleştirilmesi, not defteri, öğrenci veya sınıf defterinin davranışlarının görselleştirilmesi, katılımları veya bir sınıf listesini bu uygulama ile çok rahat halledebilirsiniz. Siz de bu uygulamaların devamı gelsin diyorsunuz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.